Tövbe yarabbim ya. Bu da iyi alıştı. Her sabah her sabah. Bu ne ya? Esin! Buradayım, buradayım. Neredesin? Ne oluyor? Yok bir şey ya. Bunu unutmuşsun da burada. Vereyim diye çağırdım. Dalga mı geçiyorsun? Ya ben ayağını çağırmak için mi çığlık attın? Evet. Anne var canım, yeni bir iletişim yolu keşfettim işte. Ayrıca telefondan da daha ucuz. Aman sabah esprilerim de bek tatsız. Biraz yumurtaya da bari zihnin açılsın. Peki Graham Bell'in evladı? Yarın öbür gün başın hakikaten belaya girip de çığlık attığında kim koşacak yardımına? He? Kontinental kahvaltı, portakal suyu. Amerika Birleşik Devletleri ya burada. Tövbe yarabbim. Adam haklı. Ne yaptım ben ya? Geldim, geldim. Ya Emanet, sen kravat bağlamayı biliyor musun? Şefkat, konuşmasan tanımayacaktım. Bu kılık ne böyle? Ya şimdi dalga geçmenin sırası değil. Biliyor mu, bilmiyor mu onu söyle. Biliyorum, biliyorum. Gel. Ayrıca neden dalga geçeyim? Takım elbise yakışmış. Açmış seni. Vallahi. Sen kravat bağlamayı bilmiyor musun? Ya ben kravatla... Lisede ayrıldım. Gerçi o zaman da pek takmıyordum. Ceketin cebinde duruyordu. Bunu da lise ceketinin cebinden buldum, çıkardım. Nereye gidiyorsun sen böyle? Ya İsmail'i kız is... Kız istemeye gidiyorum. Ya ben çok merak ediyorum aslında böyle kız isteme törenlerini falan. Yani seni de kız isterken görmek isterdim. Vallahi aslında araya bir tane çiçek serpsek hiç fena olmaz yani. Yani sen de gel mi diyorsun şimdi? Vallahi istiyorsan gel. Eline sağlık. Esin! Esin, ne yaptın? Hazırlanıyorum, bekle iki dakika. Vay arkadaş, bizimki dünden razıymış ya lan. Ela bre. Bugünden itibaren Bozkır Bey hava sıcaklığı 3'er derece düşüyor. 15-12 ve nem oranı %77 artıyor. Ya kardeşim, siz buraya kız istemeye mi geldiniz? Hava durumu sunmaya mı ya? Bozkır fena bozdu aga. Vallahi. Hakkı bir gol bir ha. Oho. Efendim, hava durumunuz bittiyse kızı bir an önce isteyin, havanızı alın. Lafa gir lafa. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Ya ben zaten bugün sana kapıda anlattım ya, biliyorsunuz zaten mevzuyu. Tamam, ya beni konuşturmayın şimdi boşuna. İsmail kızınız Tezene'yi görmüş, çok sevmiş. Ama Tezene de İsmail'e karşı boş değil be ya. Ben görüyorum sağda solda böyle hafif cibeleklenmeler, bir kırıtmalar, bir şırıtmalar, ondan sonra kuyruk sallamalar. Vallahi hoş demesek kilitlenecekler. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Cumalatın. Ya bu cumada olacak işi olmayacak hale getirecek ha. Yani efendim, Cuma Bey demek istiyor ki gençler karşılıklı olarak birbirlerini görmüşler, çok sevmişler. Bir de ben patavatsızın bayrak tutanıyım. Ben ne söylediğimi kulağım duymaz, bayağı anlayış gösterin de diye de ekliyor aynı zamanda. Zaten İsmail ve Tezene'nin birbirlerini sevdikleri çok açık ortada değil mi? Saf, temiz duygularla. Tamam, elmasım. Ay ne demezsiniz, ne demezsiniz. Evet. Efendim, ne kadar güzel söylemiş şair. Dünyada diyor,
aşktan diyor daha güzel bir şey var mı diyor. Şimdi bu arkadaşlar da birbirlerine aşık olmuş, sevmişler ve evlenmek istiyorlar. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yok acı. Şefkat, araya bir anekdot sokacağım. Sokma şimdi. Gencin biri çölde filozofa sormuş. Ben evlenmek istiyorum, ne tavsiye edersin diye. Filozof demiş ki, evlensen de pişman olacaksın, evlenmesen de. Ne demek şimdi o? Hiçbir şey anlamadım ben. Oğlum, lan bu gerizekalı Niko ne diyor ya? Onlar bu kızı isteyecek mi, istemeyecekler mi? Ben anlamadım ki aga yani. Oğlum, aga maga. Bırak şu ağızları, vururum makasın ortasına ha. Efendim, siz Niko'ya bakmayın. O ne dediğini kendi de anlayamıyor. Niko haklı bayağı yengem. Vallahi evlilik kaşkı öldürür derler. Şefkat, ne yapıyor bu ya? Ne yapacak? Kendi kalesine gol atıyor işte. Ya siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu Cuma'nın şu dünyada anlamadığı iki tane şey var. Biri tesisat işi, öbürü de evlilik. Ne alakası var be ya? Allah Allah, ben Bozkır Bey sürekli İsmail'i hırpalıyor. Madem ona acı çektirmek istiyorsun, ver kızı da görsün en nihayetinde be. Ay çok mu komik Bozkır Bey? Haklısın karıcığım, komik bir şey değil ama yerinde bir laf. Kahve? Kahve değil mi? Adettendir. Aferin kız emanet. Tam zamanında girdin kademeye. Vur, uzaklaştır defanstan topu. Bir acı kahvenizi içeriz artık. Hadi kızım, sen kahveleri pişir. Tabii anneciğim, ben hemen hallediyorum. Kızımız da maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Şefkat, istesene kızı. Tamam, şu kahve faslı bitsin, isteyeceğiz. Acele etme. Cuma her şeyi berbat etmezse tabii. Heyecan mı yaptın lan sen? Efendim, insanoğlu evlenen bir canlı. Yani felsefik olarak. Sadece felsefik olarak bakmayacaksın Niko olaya ya. Bilimsel de bakacaksın. Evet. Nasıl yani? Şimdi efendim şöyle anlatayım ben size. Hani böyle ilaç yapıyorlar ya, insanlara bu ilaç iyi mi geliyor, onları zehirliyor mu diye. Önce böyle bir ne bileyim bir fareler üstünde, tavşanlar üstünde bir deney yapıyorlar ya. Yani... Sen bu konunun sonunu bir abuk subuk bir yere bağla da bak ben senin üstünde neler deniyorum. Yok be ya, tamamen bilimsel olarak yaklaşıyorum ben olaya. Diyorum ki o zaman evlilik konusunda da biz bir deney yapalım. Yani fareleri bir şeye koyalım, deneyelim onlara bir bakalım, gözlemleyelim. Acaba fareler birbirlerini dişliyorlar mı, fişliyorlar mı? O yüzden de bakalım ona evliliği görelim. Eğer riskleri varsa evlilik yasaklarsın veya gündüz programlarına baksana. Emanet. Ben şuradan şöyle Cuma'ya bir aşırtma tekme çalsam şimdi burada ayıp olur mu ya? Ayıp olacak, ayıp olur. Ne olur rezil etme. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu ne kızım, kahveleri sen pişirmedin mi? Ne yapayım anneciğim, çok kalabalık diye ben de kahveden söyledim. Tek tek yapamam. Olur mu öyle şey be ya? Selami istemeye mi geldik biz buraya? Kimi istiyorsak kahveyi o yapacak. Eline sağlık Tenver Teneke. Şefkat, bak ortam iyice fantastik bir hale gelmeye başladı. Bir an önce iste şu kızı. Sağ ol kızım. Efendim, Bozkır abi, Gülperi yenge. Şimdi sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Tezene'yi oğlumuz İsmail'e istiyoruz. Oh be, sonunda. Babacığım ne duruyorsun? Versene. Kızım sık boğaz etme babanı. Anneciğim yalnız her geçen saniye benim evde kalmama işliyor yani. Şimdi Şefkatciğim, kızı istediniz tamam. Ama yani kendisinden hiç haz etmesem de Cuma Usta doğru şeyler söyledi yani. Ne? Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok haz etmiyorum ama başım gördüm üstüne. Ya
şimdi siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu elektroşok aletleriyle falan çok oynuyor biliyor musun? Ondan dolayı çarpıldı marpıldı, bunun beyni yandı biraz. Tabii. Ayrıca söyledikleri şeyler hiç mantıklı değil, değil mi? Yok. Bak şimdi, Cuma usta gerçekten doğru şeyler söyledi. Evlilik sadece aşkı değil, insanı da öldürüyor yahu. Hadi buyur. Allah Allah. Ne demek yani şimdi Bozkır? Bizim evliliğimiz seni öldürüyor mu? Yengeciğim siz de keşke böyle kovaylar üstünde bir deney yapsaydınız bak adamcağıza. Ya Gülperi, ben sana aşıktım. Ve ne güzel türküler yakıyordum, neler söylüyordum. Ya evlendik, ne oldu? Ya bir tane türkü yakamadım ya. Neymiş? Evlilik beni öldürmüş. Ya ruhumu öldürmüş ya. Ama canım, dert ettiğin kişiye bak Bozkır abi. Aha yenge burada, aha bağlama orada. Canın sıkıldıkça alırsın bağlamayı, vurursun sazın telge ya. Yakarsın yine ya. Biz de yardımcı oluruz. Ya yok, yakamam artık. Evlilik beni öldürmüş ya. Ruhumu öldürmüş. Ya! Öyle mi Bozkır? Ay benim gözünü seveyim, otur. Otur anneciğim, hadi gel. Ah Temo. Evlilik fırtınalı bir denizse, bekarlık da bulanık bir bataklıktır. Yani fırtınalı deniz insanı canlı tutar ama bulanık bataklıkta yok olur, ölür. O yüzden de... Ya fırtınalı denizde daha kolay boğulursun ya. Öyle mi? Demek benle evlendiğin için pişman mısın? Değildir. Hem de nasıl pişmanım? Keşke evlenmeseydim be. Şimdi ne güzel türküler yakardım. Ya baba ya. Öyle mi? Demek pişmansın. O zaman yarından tezi yok, boşanıyoruz madem pişmansın. Boşanıyoruz lan. Nasıl? Bitirdin mi herif evliliği? Ne oluyor lan? Yapmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.